Blue. Angle. Sarp American. Yup. Windows Media Blue Profile. Yup. Probe Leist. With Leist. Sachikish the Big Lentler. General Kane. Kate is made. Sanei. Desen Liane. Kuthu. Kate is made. Dirter. General Kane. Big Lentler. Chikish the Leist. Sliced. With Leist. Chika the Glentler. The Messi. General Kane. Kate is made. Dirter. Sanei. Desen Liane. Kuthu. Dirter. The Messi. Angle. Cesarisham. Angles. Hey. Hey. Better. Term. Top. Yeah. Panosin. Folder. Hey. Hey. B-B-Y-Y. Explorer. Angles is a profile. Windows Media. Windows Media. Kane and Jam Musel Canal and Real Dion the Gyrish. Kane and Jam Musel Jeldi.
Windows Media Player. A. Engels is Erich Undernetti Team Top 5 Engels. Evet sevgili Dünyayı Sesten YouTube takipçilerimiz, bugün sizlerle bir başka canlı yayında birlikteyiz. Bugünkü yayınımız Engelsiz Erişim Derneğimizin biliyorsunuz her yıl düzenlemiş olduğu bazı aktiviteler bulunmakta. Ve bu aktivitelerin en önemlilerinden bir tanesi olan ve bir dönem boyunca devam eden çok çok faydalı seminerlerimiz bulunmakta. Ve bu seminerlerimizin bugün mimarları aslında aramızda ve onların bize aktaracağı çok çok önemli bilgiler var. Engelsiz Erişim Derneğimizin hem başkanımız Sayın Engin Yılmaz buradalar ve Kemal Özcayan seminerlerimizin de koordinatörlüğünü yürüten Canan Çam arkadaşımız buradalar. Arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Bugün aslında ben çok fazla konuşmayacağım. Canan'a sözü vereceğim. Ardından da yine konuşuyor olacağız. Sonra Kasım ayında Engin Yılmaz hocamızın sunum teknikleri üzerindeki çok çok önemli, özellikle birçok alanda yapacağınız sunumlar konusunda bu teknikleri bilmeniz, sizin kendinizi ifade edebilmeniz adına çok çok faydalı olacaktır. Canancığım, istersen yavaştan Kemal Özcayan seminerlerinde bizleri neler bekliyor? Bu sene birazcık daha format farklı aslında bakarsan. Bu format nedir? Sözü sana bırakalım. Söz sende. Kemal Özcayan seminerlerini 2 yıldır düzenliyoruz. Bu yıl 3.sünü düzenliyoruz. Bu yıl Kemal Özcayan seminerlerimize farklılık olarak aktif, herkesin aktif katılımını sağlayabileceği atölye çalışmalarını ekledik. Yani seminerlerimiz yaklaşık gün boyu 4-5 saat alacak. Bir kısmı böyle sunum şeklinde, bir kısmı aktif katılım şeklinde olacak. Atölye çalışmaları olacak. Seminerlerimiz Kasım ayında başlıyor. Her ayın son cumartesi yapmayı planlıyoruz. Son cumartesi günü. Zaman zaman bazı değişiklikler olabilir. Bunlar her ayın seminerlerinin duyurularıyla belirtilecek, tekrar sizlere duyurulacak. Seminerlerimizde ilk başta Kasım ayında etkili ve erişilebilir sunum teknikleri anlatılacak. Bu seminerimizin anlatıcısı Engin Yılmaz. Burada sunum teknikleri hakkında bize detaylı bilgi verecek. Kendisi zaten sunumunu daha detaylı anlatacaktır. Evet. Ve aynı zamanda minik atölye çalışmaları, burada PowerPoint anlatımları olabilir. Evet. Farklı şekillerde bunları renklendirecek Engin. Aralık ayındaki seminerimiz benim ve Sevda Bozbey Yılmaz. Semineri olacak. Kaynaştırma eğitiminin görme engelli bireyin gelişiminde ne gibi katkıları var, ne gibi avantajlar sağlıyor? Görme engelliler okuluna katılan, okulunda eğitim alan bireylerle kaynaştırma eğitime dahil olan bireylerin arasındaki farklılıklar, bunların avantaj ve dezavantajları, ülkemizde kaynaştırma süreçleri nasıl işliyor, dünyada nasıl, bununla ilgili kısa bilgiler verip yine minik atölye çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Ocak ayı seminerinde Sesli Betimleme Derneği, sesli betimlemenin içeriği, işte kuralları neler, nasıl yapılıyor, izleyicilerden veya dinleyicilerden gelen geri bildirimler nasıl, neler nasıl düzenlenebilir ve nasıl geliştirilebilir üzerine yine bir sunum olacak. Belki yine betimleme ile ilgili kısa çalışmalar olabilir. İşte betimleme nasıl yapılır, bunun gibi atölye çalışmaları olacak. Şubat ayında Adem Vural'ın semineri olacak. Burada da basit ev tamiri işleri anlatılacak. Örneğin musluk nasıl tamir edilir, bir kapının göbeği nasıl değiştirilir, bunun gibi basit ama aslında çok önemli olan tamir işlerini Adem abi bizlere anlatacak. Çok eğlenceli ve renkli bir seminer olacağını düşünüyoruz. Mart ayında görme engelli bireylerde beden dili eğitimi konulu bir seminerimiz var. Bu semineri sunan
Yani düzenleyen kişiler Gökhan Güngör ve Ayça Balcı Güngör. Bir uzman eşliğinde görme engelli bireylere beden dilindeki bazı hareketlerin nasıl yapıldığı yaparak, yaşatılarak gösterilmeye çalışılması planlanıyor. Nisan ayındaki seminerimiz yine görme engellilerde bilim konulu. Şahin Bülbül hocamız fenle alakalı, daha çok fen alanında bize bilgiler sunmaya çalışacak. Bu da yine çok renkli bir seminer olacağını düşünüyoruz. Mayıs ayında da son seminerimiz Sarper'in semineri. O da sosyal inovasyon ve girişimcilik üzerine proje geliştirme, işte nasıl proje oluşturulur, girişimcilik nedir, sosyal girişimcilik nedir kavramları üzerinde durulup yine aktif atölye çalışmalarının da olacağı bir seminer olacak. Evet, sadece yani sunum, işte seminerin anlatılması, izleyicinin dinlemesi ve işte belli soruların sorulup cevaplandırılması gibi bir format değil de o sadece seminer programımızın bir kısmını oluşturacak. Öyle bir bölüm var tabii ki ama hani tamamen %100'ünü kaplamayacak. Örneğin diyelim ki o günkü seminer nasıl programlanırsa, diyelim ki öğleden önce bir aktif atölye çalışması, öğleden sonra yine bir saatlik, 2 saatlik bir seminer sunumu ve fikirlerin paylaşılması ya da öğleden önce seminer sunumu, öğleden sonra onu destekleyici bir atölye çalışmasının yapılması ya da zaman zaman o seminerin yani içeriğini kapsamayan ama yine çok faydalı olabilecek böyle mutfakta yapılabilecek işler gibi, evde yapılabilecek işler gibi, yani yemek pişirme olabilir, işte yiyeceklerin soyulması, dilimlenmesi, yani ne bileyim basit ütü yapma olabilir. Şu anda hani serbest düşünüyorum, beyin fırtınası şeklinde. Ya bu gibi etkinlikler düşünüyoruz. Seminerlerin öncesine ya da sonrasına. Bu şekilde daha fazla etkileşim olabilecek ve hem bizler hem katılımcılar birbirlerimizden bir şeyler öğreneceğiz. Zaten orada hiç kimse öğretici konumunda bulunmayacak. Hani herkes birbirinden bir şeyler öğrenmeyi ve öğretmeyi amaçlayan bir seminer dizisi tasarladık aslında. Hem de birlikte güzel zaman geçireceğimizi umuyoruz. Beni duyabiliyor musunuz? Merhaba arkadaşlar. Evet, ilk sunumu ben yapacağım. 26 Kasım galiba cumartesi günde geliyor değil mi? 26 Kasım günü yapacağız sunumumuzu. Sabahtan atölye çalışmasıyla başlayacağız aslında saat 10'la 13-15 arasında. O zamanlarda gelmek isteyenlere PowerPoint ile ilgili küçük ipuçları göstereceğim. Slide nasıl hazırlanır? Slide hazırlanırken nereye dikkat edilir, resim nasıl eklenir, slaytlar arasında nasıl dolaşılır vesaire gibi çok basit ipuçları, tabii tüm PowerPoint'i öğretemeyiz ama küçük küçük ipuçları göstermeyi planlıyorum. Seminer sırasında ise
Aslında oradaki konum doğrudan bir PowerPoint sunumu değil. Oradaki konum etkili, yani herhangi topluluk karşısında konuşurken, bir sunum yaparken, herhangi bir projeyi anlatırken, benzeri şey yaparken nereye dikkat ediyorum ben? Kendi aslında deneyimlerimi paylaşacağım. Bu illeri doğrudur diyemem yani, ama ben yaptığım sunumlarda başarılı olduğunu gördüm. Çünkü insanlarda çok şey var hocam, yani sunum yaparken ya tamamen böyle bir şeyi alıyorlar, kağıttan okuyorlar her şeyi insanlar. Gören görmeyen fark etmiyor, tamamen okuyorlar. Ya da tamamen darmadağın, konuyu çok dağıtıyorlar. Yani ne anlatacakları belli. Kendisi de anlattığını anlamıyor çoğu zaman. O yüzden karşı taraf da anlamıyor. Ve üçüncüsü de heyecan duymuyorlar anlattıkları şeyle ilgili. Yani o anlattığım konuya biraz hakim olman lazım. Hani sıra savmak gibi yapmamak lazım bu şeyleri. Eğer etki yaratmasını bekliyorsan, hani sen sıra savıyorsan, karşı taraf da onu sıra savarak dinliyor aslında. Temel problem o. Bunlarla ilgili ben ne gibi deneyimler yaşadım, neler yapılabilir? Hem bundan biraz bahsetmek istiyorum. Hem de bir kör olarak sunum hazırladığınız diyelim ki, veya bir şey, nasıl kendinize küçük notlar çıkarabilirsiniz? Ve bu çıkardığınız notları sunumun içinde nasıl kullanabilirsiniz, kullanmalısınız? Biraz bunlardan bahseden bir sunum olacak. Sticky keys, yes sir. Şöyle söyleyeyim. Kendi buradaki temel aslında farklılığımız, sabah da atölye çalışmaları yapmak canlı Notice gibi. Bunun amacı da şu: böyle eğitim atölyeleri yaparsak kişilerin, özellikle hani bazı şeyleri biliyorsun, biz bile uzaktan eğitim çalışması yapıyoruz Alper hocam. Aslında oradan ilham aldık, ama uzaktan eğitim çalışmasında bazı şeyler var ki uzaktan eğitimde öğretmen çok kolay, yani mümkün olmayabilir. Mesela et kesmeyi uzaktan eğitimle gösteremezsin kişilere. Ya da musluk tamir etmeyi ne kadar teorik anlatırsan anlat, adamı elinle dokundurmazsan yapamazsın. Ne bileyim işte, bu PowerPoint dedi ki bazı şeyleri yani direkt adamın eline dokundurmadan yapamazsın. Hani bu da daha çok bilişimden daha fazla diğer konularda, özellikle el becerisi gerektiren, körcül beceriler gerektiren, yani buna şu an konularımıza daha net karar vermedik değil mi Canan? Ama mesela baston tamiratı da belki bunun bir parçası. Ne bileyim, belli bir şey, taşların, satrançtaki bir şeylerin nasıl oynanacağı da. Burada birebir eğitimlerle kişilere küçük küçük el becerileri, ütü yapmak da belki bunun bir parçası, benzeri şeyler. Hani burada eğitim atölyesindeki kastımız aslında kişilere küçük küçük eğitimler vermek. Tabi bu benim fikrim değil doğrudan. Yani Körüz biz bunu yıllardır yapıyor mesela, benzer bir çalışmayı. Ama onlar yazılı anlatımlarla yapıyorlar. Biz bunu pratikte ne kadar anlatabiliriz acaba insanlara? Bir faydası olur mu? Kemal Erceyhan gününü aynı zamanda bir eğitim günü haline getirelim istedik. Ve ona göre çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bakalım, tabii bütün bunlar arkadaşlar, şöyle de şunu da belirteyim: katılımla olabilecek şeyler. Yani biz orada olacağız ama kimse gelmezse bir anlamı yok. Seminerlerimiz bence 2 senedir çok kaliteli yürüyor. Ama katılım maalesef yeterince yok. O yüzden hafta sonu bir işiniz yoksa gelin, hem beraber olalım, sohbet edelim, hasbihal edelim. Aynı zamanda da bir şeyler öğrenelim. Biz de gelişelim. Biz de ne öğretebileceğimizi bilelim. Sizin ihtiyaçlarınıza göre yeni şeyler üretelim. Hem de bilgilenelim, tartışalım, düşünelim
Bunlar üzerine düşünelim aslında. Temel nokta bu. Steady keys. Yes, there's messy. Okay, actually, sunny kayacı. Okay, actually, canal. Ben de teşekkür ediyorum. O zaman ben ayrılıyorum. Başarılar diliyorum devamınızda. Görüşene hoşçakal. Bay bay. Yani ben de aslında sadece şeyi eklemek istiyordum. Gerçi Engin zaten belirtti ama gerçekten katılım aslında bu seminerleri zenginleştiren en önemli etken. Ne kadar katılım artarsa hani bir kişi bile çok önemli ki belki o bir kişi de seminerimize çok farklı şeyler katacak olabilir. Yani dediğim gibi orada kimse tam olarak öğretici konumunda değil. Hani bu bir etkileşim işi ve herkes birbirinden bir şeyler öğrenip öğretebilecek konumda olacaktır orada. Ben de bunu özellikle vurgulamak istemiştim. Yani bizimle beraber olmak isteyen, hem bir şeyler katmak hem de kendisi bir şeyler öğrenmek isteyen herkesi seminerlerimize bekliyoruz. Sana da kolaylıklar diliyorum Serper. Teşekkürler. Engel says Erisham from Medi team top Windows media profile. Kimmel is Satan Seminary 20. Kimmel. Engineome is Giddy. Engineome is. Kimmel is Satan Seminary. Circuit or Kiomas Canal in the real deep top land. Yadassi. Circuit or Kiomas Canal. Circuit or Kiomas Canal in the real deep Erisha Python as a Timmy. Two X Setchum does Messi Asheregli Thu Cat, Panosu. Old Kimmel is Satan Semi Nolari Twin Kimmel is Satan Semi. Sticky Engel says Erisham Dornetti Windows Mini Profile. The Lice, Lice, Skikish does Messi. The Clintel Genel K. Kated May, Sanei does Enliane Kutu. Kated May, Dirter Bol, Genel Kanekler. Kated May, Dirt Sanei Aarler, does Messi. Yaini Bashlet does Messi Aarler. Control Pali, Chica the Clintel Genel K. Kated May, Dirter Bol, does Messi Old Menu.